Beslenme nasıl olacak? Hamile kişi kaç kilo alacak? Yediği her şey bebeğe yansıyacak mı? Bebeğin kilosu nasıl olmalıdır hocam? Evet. Şimdi dünyanın en büyük problemi beslenme. Maalesef çok zararlı, çok gereksiz yemeklerle donatılmış durumdayız. Halbuki bu insanların ilk başlarındaki yiyeceklerle beslensek çok çok sağlıklı bireyler olacağız. Çok sağlıklı bebekler olacak. Yani özellikle karbonhidrattan çok uzak durarak mevsim meyve sebzeleri, çok fazla böyle katkılı olmayan paketsiz gıdalar, doğal meyve sebzelerden faydalansak çok iyi olacak. Hem gebenin kendi kilosunu kontrol açısından hem de bebeğin kontrol açısından. Ana gıdaları yiyeceğiz. Aşırı yemeyeceğiz. Fazla kilo almayacağız. Özellikle 5. aya kadar ben hiç kilo almalarını istemem gebelerimin. Alacaklarsa da 2 kilodan fazla almalarını istemem. Çünkü 5. ayda bebek 300 gram. Biz kaç kilo alırsak alalım bebeğin kilosuna etkili olamıyoruz. 5. aya kadar 2-2,5 kilo, 5. aydan sonra da 1 kilo 1 kilo gitmeleri çok idealdir. 9 kilo idealidir, 7'nin altına düşmemek lazım ama 12 kiloyu da geçmemek lazım. Tabii bu karşınızdaki gebeye de bağlı. Karşınızdaki gebe 45 kiloysa bu şeyler sayı, rakamlar değişiyor. 100 ya da 80, 90, 100 kiloysa bu rakamlar değişiyor. Hastaya göre kilo belirlemesini değiştiriyoruz ama aşırı kilo almanın ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Bebeğe de bir faydası Hiçbir yok. faydası yok. Yani bir tek faydası olsa dersiniz ki aslında evet biliyorum zor bir şey. Kilo alın ama doğumdan sonra verirsin. Bir faydası yok ve bir sürü kadınların en önemli şeyi bir sürü çatlak Evet. tatlak oluyor. Ondan sonra da gideremiyoruz o izleri. En azından kozmetik açısından bile düşünecek olursunuz ve aşırı kilo alanın çok zor geçiyor gebeliği. Sonuçta 9 kiloyu taşımakla 30 kiloyu taşımak aynı şey değil. Hareket bile edemiyorsunuz ve maalesef aşırı kilo alanlar sezaryana gidiyorlar. Normal doğum kabiliyetleri bile gidebiliyor. Bebeği görmek de çok zor. Obez hastada ultrason yapmakla ideal kilodaki hastaya ultrason yapmak apayrı şeyler. Yani bebeği görmekte bile çok zorlanıyorsunuz. Basit bir ultrasonda bile. O yüzden asla kilo istemiyoruz. Böyle dengeli dengeli gidersek hem çok rahat bir gebelik geçiyor. Hem doğumumuz çok güzel oluyor. Üstelik gebelik şekeriymiş, gebelik tansiyonmuş. Böyle şeylere de maruz kalmıyoruz. O yüzden kilo kontrolü çok iyi olmalı gebelik.